Selam aleyküm saygılı vatandaşlar. Bugün pazar günü Ukrayna'da, Kiev'de saat 5, Kırım'da saat 6. Her daim gibi pazar günü dini yayının seyretesiniz. Sizinle beraberlikte Kırım Dini İdaresi'nin müftisi Haydar Isağlı Rüstemov. Bismillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, Rabbi şirah li sadri, ve yessir li emri, ve ahlul uqdeten min lisani, yafkahu kavli. 4 gün geçti. Vecihe Kaşkan'ın vefatından Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Men subetimizni başlamazdan evvel bir iki işte söz onun hakkında da aytmağı ister edim. Bizim için, bizim Kırım Tatar halkının için Vedye Kaşka fedekarlıkının bir timsalidir men bilesin. Çünkü onun hayatınıza baksak o 1967 senesinden Kırım'a kaytıp da Paverbovke 4 balanın bir balanını da defin etip de 3 kere sürgünlükte kenede sürgünlükünü keçip de çünkü onu anda bırakmadılar yaşamada o köyde Becin köyünde galiba yanlışmasam Azerbaycan'a yolladılar. Andan sonra kenede döndü Kırım'a. Zorluk çekip ama gayet gösterip vatanına yol açıp de başka horantalarga, bütün halkımızga misal örnek götürüp de mücadele etip de kureşlenip de savaşlanıp maksadlarına erişti. Sonuçta neticesinde o horantaga hem propiska verdiler çünkü propiska vermediler. Hem de ballarını kuvvet ettiler mekteplerden okumağa vermediler. Ama neticesinde o hiç durmadı bu yolda. Durmayıp da Sakharov'a müracaat etti. Yardımcı olsun diye. Sakharov yardımcı oldu. Ondan sonra hatta KGB onların evine geldi. Bunun tabii ki bunu hepsini Vecihe Kaşka öz interviyüsünde anlata. Hatta ona ev dediler sana vererek ama biraz sakinleşti. Böyle aktif olma, böyle ceval olma. Ama tabii ki o bunu kabul etmedi ve yolunu devam etti. Bütün toplaşmalar, milli hareket toplaşmaları onların evlerinde geçti. Yüze kadar adamlarını toplap da, gecelerde onlarını aşatıp da bu hepsi bizim için bir fedakarlıkın bir timsalidir. Ve fedakarlık dinimizde, dini taraftan dışında bakacağımız bu meseleye nedir? Fedakarlık nege vesile olabilir, ne insana verebilir, zarar getirir mi ya da kar getirir? Ona beraberlikte bakayık. Tabii ki Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hayatından ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem savdaşların hayatından örneklerini her daim gibi alıp da ona bakıp. Geliniz beraberlikten bu örneklerine bakayık. Bilemiz ki Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye gitken son hicret yapkan son biraz hava değişikliği var idi. Medine'de daha çok soğuk idi. Ve Medine'de bir apaçık Peygamberimizge Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir aba tıktı ve ona bağışladı. Bu abanı aba demek ki işte üstünlük bir urba. Bir kere işte Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunu kiye ve adamların o güne çıka ve başlay vaaz vermeye anlatmaya bir şeyler. Bu soğuk tabii ki soğuk. Bir adam bunu korup da utanmayıp da yani çünkü böyle adamlar var ya da Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hayatında
Хусусан сахларада, сахарада яшаган бедуинлер, араплар, вале серт, мерт, инсанлар. Деди ки, я Расул Алла, мен бу абана ихтияджим бар, бер бана. Таби ки савдашларын, Мухаммад салсан, савдашлары буну рет эттилер, дедилар, сен не айтасын, я пигамберинден буну му сорайсын, я утанмайсын, деп. Ама пигамберимиз Мухаммад салсан, буна рагмен чыхарды, чунки о пигамбер, о фидекарлыгын тимсали чыхарды да, она берді. Бөле бутун ось іште савдашларына аңлатып, насыл давранмаға керек, насыл федекерлік япмақ керек, Аллах йолында усанмай. Башқа бір орнек. Білеміз ки, насыл ағыр вақытлардан мусульманлар кечті. Насыл қақаршуф мусульманлардың ічін Меккеде олды. Ось милеті, ось халқы, ось қабилесі біле, қабиллері біле мусульманларыны бірақтылар. Емексіз, сусуз. Насыл фухарерліктен чықтылар онлар. Ама Мекке фетх олған сон, ве Хайбар фетх олған сон, пигамберимиз Мухаммад салсалам, яни ислам да кенишленди ве пигамберимиз Мухаммад салсалам артык малы мулкиети бар эди. Ве иште бир кере пигамберимиз Мухаммад салсалам бөле иште гезгенде айванлармен берабер, табики бу айванлар чок эди. Яни риваятлерге көре пек чок эди. Келе кенеде бөле бір бидуин, яны бөле серт бір инсан утанмайып, іште сорай, бұ кім ки? Пиғамберіміз Мухаммад салсалам бұны көріп те, оңа сорды, бұны бегенесін ма? Яны бұ айванларын бегенесін ма? О деді ки, бегенем, о заман ал. Бу эпсы сенки, деді пиғамберіміз Мухаммад. Эпсы сенки. Яни бағышлады. Яни бір анда, яни о қадар малны, мүлкиетіні іч түшінмейіп, Аллах ризасы үшін пиғамберіміз Мухаммад бу инсанға бағышлайды. Бу инсан инанып оламай, таби ки. Ди ки, я Расул Алла, сен яни керчек ма айтасын, я да менден ме күлмек ме істейсін базы риваятлері көрге. Базы риваятлері көре керчек ме айтасын. Пиғамберіміз Мухаммад айта, бу сенки ал. Ве таби ки, пиғамберіміз Мухаммад салсырым буну ихлясден япып, қазден япты. Чунки біле еді, я да тахмин ете еді, мен білесем, бу инсан өз қабилесіне қайтады. Ве айта ки, эй халқым, эй қабилем, мен ойлай адам көрдім ки, о іч фақырлық көрмес, о қадар жүмертлі ки, о қадар али джинап ки, инсан исламны қабыл етіңіз. Ве бутун қабиле, бу айле васт, яни, бу адисе вастасы или бу адисе веселе олды. Исламны қабыл еті, ве ислам дініне кече. Башқа бір орнек, білеміз ки, кенеде ижирет бақсақ, ижиретке бақсақ. Мухаммад салсырым савдашлары Меккеден Мединеге кечкенде ижирет япқанда әр шейін ташладылар. Эвлеріні, малны, мүлкиетіні, базыларда ақрабалары вилек, әр шей анда қалды. Яни инсанлар, яни сыфыр, сыфыр, яни. Бір шейсіз ижирет келділер, ижирет япып Медине келділер. Ве оның үшін пиғамберіміз Мухаммад салсырым айтты ки, эй ансанлар, ансарлар. Ансар демек ки, бу Мединедин сакинлері. Ансар дедилер ола, чунки ансар демек ки ярдымчы, чунки олар ярдым эттилер. Ижирет эткен сойлары, мухажирлерге. Мухажир демек ки ижирет эткен сой. Деди ки, ага кардаш олуңуз. Бірлікте олуңуз. Бір-біріңізге ярдым этиңиз. Ве буну ишитип те ансарлар, яни Мединедеги сакинлер башладылар бір-бірізіне атта
bazı şeylerde kura çekmeye, bazı vakalarda da töpeleşmeye kim yardım edebilir? Ve böyle bir meraklı bir hadise var. Abdurrahman İbn Avf'a kele bir tane adam ve ona aita. Sen benim kardeşim ol. Yani din kardeşim ol. Men şimdi bana bütün malını, mülkiyetini toplayacağım. Bu kadar benim malım, mülküm var. Yarımısı sana olacak, yarımısı mı olacak? Hatta dedi ki, mende iki apayım var dedi. Men onu sana gösteririm dedi. Hangisini sevsen, men ona talak veririm, sen ona evlersin. Yani böyle hatta dedi. Tabii ki yani bu hadiseni bazı insanlar işitip de çeşit türlü holasa çıkartabilirler. Çünkü bizim iman derecemiz, iman vaziyetimiz çok küçük. Bazı belki derler ya ne demek bu şey, nasıl böyle şey yapılır. Ama onlar bu dünyayı sevmeyip de Allah'ını sevip de Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emrini sevip de böyle yapaydılar. İşte doğru, gerçek hulasa mındadır aslında. Ne için öyle onlar yapaydılar? İşte bu sebeple, bu neticesiyle. Tabii ki Abdurrahman İbn Avf bunu kabul etmedi. Dedi ki Allah razı olsun senden. Sana çok sağ ol. Ben senden bir şey istemeyeyim. Sen sadece bana göster, kanda bazar. Abdurrahman İbn Avf bilemez ki çok bereketli bir insan idi. Büyük bir tüccarlardan birisi idi. Bazarga barıp yavaştan ticaret yapıp yani ondan sonra çok zengin adam oldu. Yani bütün böyle savaşlarınızı baksak o daima destekliydi Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yani böyle tip örnekler hakikatta ne gösterirler bizge? Yani nasıl Hasan al-Basri dedi ki, yani Hasan al-Basri tabii ki o bir üçüncü nesilden. Yani o Peygamberimiz Muhammed sahabelerden değil, savdaşlardan değil ama üçüncü nesil yani savdaşlardan kelgen son nesil. O dedi ki, galiba o dedi ben yanlışmasam. Yani muhitke, oz muhitke yani düşünüz ki dedi ki, yani sizni savdaşlar, peygamberin falan sahabeleri korse, yani sizni zan ederler, siz Müslüman değiliz. Yani o kadar hatta o devrede böyle farklı artık insanların arasında İşte aya denişti. Keliniz başka bir örnek alayık. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hayatından. Bilemiz ki Handak savaşı oldu. Handak demek ki çukur işte, rov Rusçası. Bütün kabileler, bütün müşrikler toplaştılar beraberlikte. O zamanlarda hatta bile Abu Sufyan Müslüman olmağan idi. O zamanlarda daha İslam'ı kabul etmeyeydi. Ve Abu Sufyan yolbaşçısıydı bu darbeni Müslümanların karşına. Ve onlar toplaştılar ve hücum ettiler Medine'ye. Ve Müslümanlar işte çukuru kazıp da Medine'den kırgendi. Yani çukuru başladılar kazmağa. Bu stratejiyanı Salman ibn el-Faris takdim etti Peygamberimizge Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şurada ve Resulullah bunu kabul etti. İşte kazmaya başladılar. Şimdi 15 yani kum kazdılar devamlı toxtamayıp. Tabii ki bu arada da açsızlık, fukarelik. Yani ama işte kazdılar. Şimdi hatta bazı insanlar kediler şikayet etmeye geldiler ki ya Resulallah biz açımız artık kuçumuz kalmadı ve işte urbalarını açıp gösterirler işte taş bayla. Peygamberimiz Muhammed olsun o yüzden urbanı işte gösteri olarak anda 2-3 taş. Ama sabır edip de onlar devam ettiler. Fedakarlık. Bu Allah'ın yolunda bir fedakarlık. Şimdi bir gün kele ki bu günlerin arasında ve bir tane
Савдаш, бірдіне сахабе, келеки Джабир, Джабир адайды, келеки пиғамберімізім солсым яна дей ки, оле явашықтан дей. Я Ресулулла, мен сені давет етем, кел евіме, менде бірдіне тауып бар, іште ашық оле арпа бар, бұғдай бар. Ресулулла, табі ки о мақсус сөйлі, не о евде бар. Чүнкі біле ки, чок адамлар анда чалыша, Yani bu yemek az adamlarga yetecek diye bu manasında. Şimdi Resulullah soray bu Cabir'den diye. Yani brozum kilim. Ya Resulullah bur iki adam alsan olur diye. Yani bu yemek bur iki üç adamga yetecek diye. Şimdi ki Resulullah di ya maşarul ansar, ya maşarul muhacirin. Ey ansarlar, ey muhacirler. Keliniz beraberlikte bugün Cabir bizini aşatacak. Tabii ki bu Cabir bunu işitip korktu. Hemen evge çapa apayına di. Ya apayım böyle böyle peygamber ilan etti. Şimdi ordu gelecek bunda ne yapacağımız? Ya şimdi bakınız yani apayın mantığına. Ne nasıl apayın cevabına. Yani bu cevap imandan çıka. Yani Allah'a subhanahu teala gerçek tevekkülden çıka. O de ki Sen Resulullah'a anlattın mı ne var mı ne yok? O dedi ki tabi. O zaman sen korkma. Yani Allah ve Resulullah daha yaşı bilir. Yani sen tevekkül et. Ve öyle de çıka. Şimdi bu ordu kele. Ve Cabir, o Cabir tabi ki rivayet Cabir'den kele. Cabir'in sözlerine göre onar onar adam kire. Onar onar. Yani bir grup grup kire. Bir grup kire aşağılar çıkalar ve Cabir'deki Yani mutlaka ikinci grupka, ikinci 10 kişiye yemek yetmeyecekti. Ama onlar kireler aşağılar çıkarlar. Kireler aşağılar çıkarlar. Ve böyle bütün işte oradaki ne kadar adam varsaydı o kadar adam aşağı toyganıydı. Hatta Cabir'di ki ben Kore'de nasıl bazı insanlar böyle misvakını alıp da dişlerini temizlediler. Yani etten, et izden ya da eserden. Yani bu fedakarlık bereket bağışlayan bir şeydir. Yani bu tabii ki mucize ama siz zan etmeniz bu böyle tip mucizeler ya da daha doğrusu kerametler Allah subhanahu teala oys kullarına, oys samimi, ihlaslı kullarına bağışlayacak. Siz sadece hayat gösteriniz, sadece ihlaslı olunuz. Bedenin, fedakarlık bedenin. Bazı kendi örnekler göstereyim. Talha, Talha men yanmış olsam, bir savaşta Peygamberimiz salsanım hayatına korkup dedi ki ya Resulullah sen biraz yengil yani atılgan oklar sana tiymesin dedi. Bu anda Talha köre ki bir ok kere. Yani Peygamberimiz Muhammed salsanım doz doğru kere. Ve o usanmayıp hemen yol elinin Peygamberimiz Muhammed salsanım kapata. Ve o ok o sahabenin elini teşe. Yani onlar oz atta hayatını acımayıp böyle bir şey yapaydılar. Yani o kadar Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem talebeleri, savdaşları, sahabeleri fedakarlığının sahibi ediler. Tabii ki ben hepinizi hatırlatan, biz canlı yayında çalışamız, telefonlarını görebilirsiniz. Bizim subyetimizde de koşulabilirsiniz. Ya da başka bir örnek. O da, ben yanlış olsam, o da bir Uhud Savaşı'nda. Uhud Savaşı'nda hücum ettiler. Müşrikler Halid ibn el-Valid hile etip işte dağdan aylanıp bastırmaya başladı Müslümanların ordusunu
Ve çok insanlar işte böyle kavga şamata oldu, dar derban oldu ve Müslümanlar artık işte kaytmaya başladılar. Ve bu arada, bu anda Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hayatı tehlikedeydi. Ve bir tane savdaş, bir tane sahabe bunu korup da Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üstünü kapata. Kapata, yani kalkan olayım deyip. Ve bütün atılgan oklar onun sırtına gele. Yani onlar o kadar da Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sevediler. O kadar da imanğa, dinge sahip çıkan insanlar edik. Eler ve o hatta ruhlarını, canlarını feda etmeye hazır ettiler. O evladlarından başka bir örnek. Peygamberimiz Kennedy, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hayatından. Kennedy fukarelik, açsızlık. Kele bir adam Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yanına. Di ki, ya Resulallah, ben aç tapıp olamayım. Çok açım. Yani o kadar açım ki artık sabırım yok. Resulullah tabii ki İberi adamlarını sormaştaya evde var mı yemek? Öz evlerinde, yani öz apaylarından sormak için. Cevap kele sudan gayrı bir şey yok. Sudan gayrı bir şey yok. Telefonlu zvonok dediler. İşte dinleyelim. Alo. Da, добрый день. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Allah razı olsun hocam sizden de. Çok güzel program yapıyorsunuz. Ben de şimdi Türk'üm, Ukrayna'dayım da televizyondan baktım, açtım da kanalı. Sizi seyrediyorum. Şeyden, Uğur Savaşı'ndan bahsediyordunuz. Evet. Hazreti Hamza'nın şehit olduğu savaştan bahsediyordunuz. Yok, Hamza'yı biz hatırlamadık. Sualiniz ne? Tamamen söyleniz çünkü. Sualim biraz Hazreti Ömer'den, Hazreti Ebu Bekir'den de bahsederseniz, Hazreti Ali'den de. Tabii ki sağ olunuz işte bu. Allah razı olsun. Sağ olun, sağ olun. Tabii ki bu örnekler, çok örnekler var. Yani ben şimdi hatırlagan örneklerini seçtim de aldım. Onun için şimdi bütün işte savdaşlarınızla Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem savdaşlarını alsak da yani her bir savdaş, her bir sahabe böyle bir de fidakarlığın bir timsalidir. Her bir savdaş aslında. Ve bizim yani vaktimiz yetmez bunları getirmek için. Ben mahsus, hususan işte Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hayatını alan, yani Peygamberimizge Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bağlı örnekleri alan. İşte bu örnekini tamamlayın da. Şimdi bu adam kele di ki Peygamberimizge Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ben açım. Yani Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem evde su yok. O dedi ki ya kim bu adamı aşatır? Yani işte adamlar düşündüğü bir adam çıktı dedi, men ya Resulallah. Tabii ki o bilmiyor, evde var mı, bir şey yok mu? Şimdi çünkü Resulallah dedi, kim aşatacak? Yani kim bu adamını musafir olarak o evini kabul edecek? İşte bu insanı ala kele evine getire ve apayından sonra edeyim. Yani aş var mı? Bu bizim musafirimiz, yani Resulallah böyle buyurdu, etti. Yani apayı di ki ona, yok. Sadece çocuklar için, evlatlar için. Yani şimdi bakınız, yani bu işte vaziyetke bakınız. Şimdi bu adam de ki, bu sahabe de ki, sen al balarını da yavaştan, onların oyuna yuklasınlar. Yani aç yuklap kalsınlar. Ya işte bu arada da biz işte karanlıkta böyle yemek koyarak, işte o aşar ama biz göstererek biz nasıl aşayımız deyip. Ama aslında biz aşamayacağımız deyip. İşte bunu yapıp da onu toydurup da şimdi gelecek günde vahiy kele Resulullah'a salsın. Yani bu hadisini Resulullah şimdi bile.
ve ayta ki Allah subhanahu teala siz ne yaptınız ki Allah subhanahu teala tacibinde sizin amelinizge. Hani o kadar fedakarlık onların arasında var idi. Şimdi de neticelerge geçeyik çünkü endi vaktimiz bite yata yayınız işte yekulmek üzere. Biraz çıktan sonra neticelerin hakkında bir iki dakika bitireceğimiz. Neticeler hakkında yani biz Kırım Tatar Müslüman halkı olarak bu ağır vakitte bu işgal tübünde kalgan son fedakarlık göstermesek Allah bu yolda galibini kazanmayacağımız. Bu birinci bir netice. Ve biliniz ki biz bunu göstersek böyle olsak mutlaka Allah subhanahu teala bizge bu galibini bağışlayacak. Bizge yollarını açacak. Bizge kapılarını açacak. Çok kapılarını açacak. Ve tabii ki ben bilim. Yani çok insanlar bunu belki işitirler, ederler. Ben buna sahip çıkamam. Ama en azından yani böyle tip insanlara ben aytam ki en azından siz dua etiniz, keder etmeniz. Ve bu arada da ben bunu kaydetmek isterdim. Yani siz neticesinde hangi sırada olmak istiyorsunuz? Yani fedakarlık göstergen insanların sırasında ya da maazallah yani ihanet attı etken soyların arasında. Yani bunu da kaydetmek isterdim. Yani keçken vakıadan üzerinde. Köremiz, bakamız nasıl Vece Hanım'ın cenazesi keçti. Kelemiz, bakamız nasıl Eskender Bilal'ın anda olgan adamlarını kovdu. Yani bu bizim bütün bugün halkımız için bir büyük bir ibrettir aslında. Tabii ki bazı insanlar sorarlar yani cenazeden kuma insan mümkün mü? Ben bu sualge başka sualden cevap vereyim. Yani sen halkına, milletine, namusuna, hatta ben buna da şimdi dikkat edeyim. Dine imanına işte sen sahip çıkmasan, öz milletini, öz halkını satsan, Putin'den de görüşsen, olmayacak masalarda olmayacak şeyler laf etsen, ondan sonra sen öz halkında ne bekliyorsun? Ne beklemek mümkün ondan sonra? İşte bu bizim için büyük bir ibrettir. وصلي اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك اللهم واتوب اليك الى ذكر شيك سلام